Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 5 aşamada sandalyemizi yenileyeceğiz. Sandalyeyi yenilemeden önce sandalyemiz hakkında biraz bilgi edinelim. Bu döşeme yapılması gereken bir sandalye, yani üst kısmı çıkmıyor. Şöyle göstereyim. Arka kısmı bu şekilde kapalı bir sandalye. Bu döşeme yapılan bir sandalye o yüzden. Diğer sandalyelerde üst kısmı çıkıyor. Kumaşı çıkartıp tekrar alttan kaplayıp zımbalayabiliyorsunuz. Onlar kaplama sandalye. O yüzden bunun döşemesi diğerlerine göre birazcık daha uğraştırıyor. Şimdi 5 aşamada çok kısa bir şekilde anlatacağım. Daha ayrıntılı döşemeye dair daha ayrıntılı püf noktalarının hepsini diğer sandalyeyi yenileme part 1, 2, 3, 4 videosunda paylaştım. Ondan ayrıntılı olarak nelere dikkat edebileceksiniz, püf noktaları hepsini onda açıkladım. Ayrıntılı olarak onu izlediğiniz zaman birçok döşemeyi yapabilirsiniz. Buna yine düz kumaş yapacağız ve sandalyemizi yenilemeye başlayalım. İlk olarak sandalyemizin kenarındaki şu hat süsünü çıkartacağız. Birinci aşamamız bu. Bunun için makas, tornavida, pense veya zımbayı nasıl çıkartacaksanız ona göre size kolaylık sağlayacak aparatlar kullanabilirsiniz. Bunu silikonla yapıştırdıkları için zaten asılınca hemen geliyor. Bazen gelmiyor. Aşamamız bitti. Şimdi ikinci aşamamız zımba sökmek. İkinci işlemimiz olan zımba sökme işlemini de bitirdim. Yalnız bu videoda şunu tekrar açıklamak istiyorum. Zımbaları söktüğünüz zaman şu zımbaların bir ucu bazen içinde kalabiliyor, kırık ucu içinde kalabiliyor. Onları çok ince bir bilgisayar kablosu ya da normal elektrik kablolarını kesmek için kullanılan bir pense. En çok işime bu yaradı. Ucu şu şekilde olduğu için şöyle göstereyim. Kalan kırık zımbaları tutmam çok daha kolay oluyor. Bu şekilde bir pense bulabilirseniz buradan o kırık parçaları çıkartabilirsiniz. Çünkü kumaşı kaplasanız bile burada ayaklarınıza batar o. O da ayrı ince bir detay. Şimdi üçüncü işlemimize geçiyoruz. Güzelce sandalyemizi siliyoruz ve boyamaya geçiyoruz. Evet, üçüncü işlemimiz olan boyama işlemine geçebiliriz. Boyamadan önce boyamızı hazırlayalım. Yine bu şekilde boya kabıma buzdolabı poşetine geçiriyorum. Bu kabınız ilk yeniyken bu işlemle devam ederseniz hiç kirlenmez. Daha kolay olur. İçinde kuruyan boyalar siz boya döktüğünüz zaman tekrar boyaya yapışıyor ve pürüzlü bir yüzey oluşturuyor. O yüzden artık bu şekilde kullanıyorum. Buraya bant yapıştırıyorum ki boyamı alırken poşet kaynasın. Buraya boyamı döküyorum ve boyama işlemine başlıyorum. Çok az sulandıracağım. İyice karıştığından emin olduktan sonra boyama işlemine başlıyorum.
dalgalanma olmadan bakın hemen. Çok pratik bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Küçük alanlar içinde bu şekilde dipleri geçebilirsiniz. Bu şekilde boyama işlemine devam ediyorum. Üçüncü aşamamız olan sandalye boyamamızı bitirdik. Şimdi kumaş zımbalayacağız. Kumaş hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim. Eğer bütün sandalyelere aynı renk düşünüyorsanız kumaşçılardan ya da yine döşemecilerden, Cartela'dan renk beğenip kestirebilirsiniz. Ama eğer hepsini farklı renklerde düşünüyorsanız döşemecilerde kalan parçalar oluyor. Onları daha uygun fiyata değerlendirebilirsiniz. Bir sandalye için normalde yemek salonlarındakinde 60'a 60 santim alınıyor. Onun siz fazlasını tekrar kesiyorsunuz kenarlarını. Şimdi ben daha önce döşemeciden almıştım. Sandalye planım vardı zaten hepsini renkli renkli yapmak. Denk geldikçe kumaşları almıştım. Şimdi onlardan beğendiğim renkleri değerlendireceğim. İlkini yeşil düşünüyorum. Önceki kumaş şeyini üzerini atmayın sakın sandalyenin. Çünkü bundan kalıp almanız gerekiyor. Buna göre keseceksiniz. Keserken de yine biraz fazlasını kesin ki eksik kalmasın. Şimdi bunu uygulayacağım sandalyeme. Bunda da farklı teknikler var. Bir tanesi bu şekilde zımbalayıp buradan fazlasını kesmek. Diğeri de normal içe katlayıp zımbalayıp yine süsünüzü üstüne ekleyebilirsiniz bu şekilde. Ama ben bunu kullanmayacağım şimdi. Sadece ön taraf için bir zımbalama tekniği göstereceğim. En azından ön tarafında herhangi bir şey olmayacak, bozukluk olmayacak. Bunu içine katlayıp zımba bastığım zaman zımba görünecek çünkü. Bunun için şeyde döşemecilerde aparatlar var. Çivili bir aparat. Buraya takıyorsunuz deliklerinden geçirtip. Sonra kumaşı katlayıp buraya çaktığınız zaman hiçbiri görünmüyor. Şu an ismini unuttum o parçanın, aparatın. Şimdi burayı biz olmadan içe saklayarak yapacağız ki ön taraf en azından düzgün olsun. Şu şekilde. Buna farklı bir şey yapacağım. Bunu kullanmayacağım. Zımbam yok. Hemen 8 milimlik zımba kullanıyorum. Şekilde kaldırdığımız zaman ön hattımız şurası çok düzgün gözükecek. Yan tarafları da zımbalayarak gideceğiz. Çünkü yan tarafların bu şekilde aktarıp içini zımbalayamayacağımız için bu şekilde kıvırarak devam edeceğiz. Zımbalama işleminden sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bir sandalye yolculuğunu hem aşama olarak hem de görsel olarak sizinle paylaşmak istedim. Birinci aşama sandalyemizde şu kenar süsünü çıkartıyoruz. İkinci aşamada kumaşını çıkartıyoruz. Üçüncü aşamada sandalyemizi istediğimiz renk ve istediğimiz boyayla boyuyoruz. En son aşama olan dördüncü aşama kumaş geçiriyoruz. Beşinci aşamada da istersek kenar süsü ya da kabara çakıyoruz. Yani raptiye çivisi. Böylelikle sandalyemizin yenilenmesi tamamlanmış oluyor.